Milli Kurtuluş Savaşı kahramanlarından bir alay Reşat Bey'i andık. Aslında Anadolu toprağı her karışı insan kanıyla sulanmış. Biz Milli Kurtuluş Savaşı'nı çok zor koşullarda verdik. İnsanlar yaşamlarını bu ülke için, çocukları için, ülkenin geleceği için seve seve feda ettiler. Miralay Reşat, Çiğiltepe'yi almakla görevlendirilmişti. Mustafa Kemal, Gazi Mustafa Kemal'in talimatı vardı. Çiğiltepe'yi kuşattı. Mustafa Kemal telefon ettiğinde yarım saat içinde Çiğiltepe'yi alacağız dedi. Yarım saat sonra Mustafa Kemal tekrar aradığında Çiğiltepe alınmamıştı. Bağlanmamıştı. Ve bir alay Reşat yaşamına sonra. 45 dakika sonra ise Çiğiltepe alınmış, düşmandan denizlenmişti. Bu gerçekleri acaba devleti yönetenler biliyorlar mı? Milli Kurtuluş Savaşı'nın hangi koşullarda verildiğini biliyorlar mı? Ayağında çarayla, kucağında çocuğuyla, omzunda topuyla, cepheye silah taşıyan anneleri biliyorlar mı? Bunu şunun için söylüyorum. Tehlike yaklaştır. Devleti yöneten erkan, keşke Yunan galip gelseydi diyenlerin, diyenin ayağına gidiyor. Ya tarihi bilmiyorlar, ya ülkeye ihanet etmeyi bir tutum olarak toplumda. Biz bunu kapatmıyoruz. Cumhuriyet kolay kurulmuyor. Her karışında acı var, gözyaşı var, Mehmetçiğin kanı var. Nasıl olur da, nasıl olur da bu gerçeklerle olmalıyız? Bu nedenle biz Miralay Reşat'ın komutanımızı bugün sevgiyle, saygıyla, ruhu şad olsun diyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Devam ediyoruz. Pardon, pardon abi. Bu konuda çok şey söylendi. 30 Ağustos. Yani Lozan'a başı dik gitmenin en önemli adımıdır. Düşmanın Anadolu topraklarından kovulmasıdır. Ağır bedellerin ödenmesidir. Bu tarih için, bırakın pandemiyi, bu tarih için bugün milyonlarca insan hayatını vermeye hazır. Dolayısıyla Türkiye'yi bilmeyen, tarihini bilmeyen, Milli Kurtuluş Savaşı'nın hangi koşullarda verildiğini bilmeyen bir ekiple karşı karşıyayız. Bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu hepimizi üzüyor. Beni de üzüyor. Umarım onlar Miralay Reşat'ı da, Gazi Mustafa Kemal'i de, Kazım Karabekir'i de, Rauf Orbay'ı da, Mustafa Kemal Atatürk'ü de olur, oturur yeniden okurlar. Bakın, bir nutuk kitabı basıldı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız tarafından. Bunu bütün bakanlara gönderin dedi. Çünkü nutukta sözü edilen kişilerin ayrıca kimler oldukları da kısa öyküleriyle, kısa tarihçeleriyle anlatılmış orada. Dolayısıyla en azından onu okuyun. Bilin bakalım ya, bu savaş nasıl verildi, nasıl mücadele edildi, Osmanlı nasıl teslim alındı, Osmanlı teslim alınırken tablo neydi? İşgal altında bir İstanbul, işgal altında bir Samsun, işgal altında bir Erzurum, işgal altında bir Gaziantep, işgal altında bir Kahramanmaraş. Acaba bunlar Sütçü İmam'ı biliyorlar mı? Biliyorlar mı Sütçü İmam kimdir diye? Adını üniversiteye verdik ama Sütçü İmam'ın hangi koşullarda mücadele ettiklerini biliyorlar mı? Onlar biliyorlar mı acaba sıtma ve travmadan yüz binlerce insanın hayatını kaybettiğini? Onlar biliyorlar mı acaba Cumhuriyet kurulurken okuma yazma oranının %8 olduğunu? Onlar biliyorlar mı acaba millet mekteplerinin ne zaman kurulduğunu? Onlar biliyorlar mı acaba köy enstitülerinin neler yaptığını bu ülkeye? Onlar biliyorlar mı acaba 1940'lı yıllarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünyaya uçak ihraç eden 5 ülkeden birisiydi? Onlar biliyorlar mı acaba bunu?
Onlar biliyorlar mı acaba kendi denizaltımızı yapan bir Türkiye'yi ayağa kaldıran bir Mustafa Kemal'i ve arkadaşlarını biliyorlar mı acaba? Kayseri'de 1925 yılında bir uçak fabrikasının kurulduğunu biliyorlar mı acaba? Eskişehir'i Etimesgut'u biliyorlar mı acaba? Ve bunların nasıl yok olduğunu, kimler tarafından yok edildiğini biliyorlar mı acaba? Geldiğimiz nokta ekonomik açıdan Türkiye'nin dışarıya bir anlamda teslim edildiği noktadır. Eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin 83 milyonu 21. yüzyılda hala 21. yüzyılda Londra'daki bir avuç tefeciye hizmet eder hale getirilmişse acaba bunu sorgulamayacak mıyız? Hangi görüşten olursa olsun, bakın hangi görüşten olursa olsun, hangi kimlikten, hangi inançtan olursa olsun, bayrak bizim bayrağımız, vatan da bizim vatanımız diyorsak oturup bunu sorgulamak zorundayız. Nasıl oldu da Türkiye 18 yılda Londra'daki bir avuç tefeciye teslim edilir hale geldi? İşimiz çok. Böyle yasaklarla falan olmaz. Hepimizin oturup düşünmesi lazım. Tarihimizi yeniden okumamız lazım. Kavgayı bir tarafa bırakmamız lazım. Türkiye yeniden bölgesinin lideri, Türkiye yeniden dünyanın saygın ülkesi haline getirmek zorundayız. Bunun mücadelesini de zaten veriyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim arkadaşlar.